olanlar şimdilik bunlar. Bir tane de yüzlük yaptım. Benim için şimdilik bu iki tanesi yeterli ama şu diğer geniş şeylerde hemen hemen bütün ölçüleri 26'lık, 40'lık, 60'lık, 80'lik, 100'lük, 120'lik hepsini kullandım. Ve bir yaparken de şuna dikkat edin. Siz çalışırken hangisi ne diye incelemeyin. Arkasına yazdım 26'lıkmış. İşte diğerine yazmamışım. Mesela bıçaklarda yazmışım. 60'lık, 60'lık, 26'lık, 80'lik, 40'lık gibi hepsinin üzerine tek tek yazdım. Mesela çalışırken hiç kendimi görmeden 26'lık çok rahatlıkla bulabiliyorum. Gelelim nasıl hazırlıyoruz? Arkadaşlar son derece basit. Derbi ve bali kullanıyoruz. Neden derbi ve bali kullanıyoruz? Derbi ve bali elastiki yapıştırıcıdır. Yani kendini kolay kolay bırakmaz. Japon yapıştırıcı da kullanabilirsiniz ama Japonya yapıştırıcı en fazla 1-2 gün sonra kendini atar. Otomatik olarak atar. Yani tutmaz. Ama baliyi kullandığınız zaman ta ki bu zımpara, törpü artık yok olmaya başladığında değiştirebilirsiniz. Nasıl değiştirirsiniz? Bu bıçağı atıp yenisini kullanmazsınız. Ocakta gidersiniz veya çakmağınızla altından yakarsınız, ısıtırsınız, ısıttığınız zaman yavaş yavaş ayrılmaya başlar. Tutar çekersiniz, üstündekini atarsınız, yeni bir zımpara yapıştırırsınız. İşte aynı bıçağınızla devam edebilirsiniz. Peki nasıl yapılıyor? Son derece basit. Yalnız şuna çok dikkat edin. Yani bu sizi yorabilir. Daima bıçağınızı ya sağa ya sola yatırın. Yani hep aynı yöne yatırın. Bakın benim de dikkat ederseniz hemen hemen şu 40'lığı yanlış yapıştırmışım. Hepsi aynı yöne bakar. Gördünüz mü? Bu da benim çalışma şeklimi de güzelleştiriyor. Sağa veya sola yatırdık. İlk önce ben sağa yatırdığım için şu şekilde tutup sağa yatırıyorum. Alta gelen yere derbiyi ve baliyi sürüyorum. Biraz bol sürebilirsiniz. Korkmayın. Yani nihayetinde derbi ve bali ucuz. 2 lira, 2,5 lira, 3 lira. Çok pahalı değil. Ama bize uzun zaman sağlamlık açısından uzun zaman gidecektir. Zımparamızı alıyoruz. Hiç kesmeye falan da gerek yok. Direkt şu şekilde üzerine getirip yapıştırıyoruz. Baskı oluşturabilmesi için mandallarımızla tutturuyoruz. Her yere eşit seviyede